Evet arkadaşlar, endokrin sistemine devam ediyoruz. Endokrin biliyorsunuz ki iç salgı bezi demektir. Endo iç, krin salgı demek. Bunlar kanalsız bezlerdir. Yani salgılarını taşıyacak kanalları yoktur. O zaman salgılarını nasıl taşırlar dersek, salgılarını kana veriyorlar. Salgılarını kana verdiği için bunların salgılarına da hormon denir diyoruz. Hormonlar protein yapıda olabilir, steroid yapıda olabilir, amino asit yapıda olabilir diyoruz. Sonuçta organik moleküllerdir. Canlıların temel bileşenlerinden bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Proteinler hücre zarından geçemeyeceği için hücre zarından etkiyi gösterirken steroidler ve amino asitler hücre zarından geçebildiği için arkadaşlar hücre içerisinde etki gösterebilmektedir. Hormonların etkilerini gösterebilmeleri için kanda belli bir düzeyde bulunmaları gerekiyor. Yine etkilerinin kalkabilmesi için belli bir düzeyin altına inmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunların oranının artması ve azalması uzun bir süreç olduğu için bunların çalışması yavaştır diyoruz. Ama etkileri uzun süreli olmaktadır. Şimdi 3 tip bez var. İç salgı bezi, dış salgı bezi, karma bezi. Genel olarak bunlardan biraz bahsedelim. İç salgı bezi söylemiştik. Endokrin, iç salgı bezi. Egzo, dış demek. Krin salgı demek. Dış salgı bezi. İkisinin özelliğini gösteriyorsa da karma bezi diyoruz. O zaman iç salgı bezleri hormon üretiyor. Dış salgı bezleri enzim salgılıyor. Arkadaşlar, karma bezleri ise hem enzim hem de hormon üretmiş oluyor. İç salgı bezlerine örnek olarak hipofiz, hipotalamus, tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezleri verilebilir arkadaşlar. Dış salgı bezlerine de tükürük bezleri, gözyaşı bezleri ve süt bezlerini verebiliriz. Ter bezleri mesela verilebilir. Karma bezleri örnek olarak ise pankreas biliyorsunuz karma bir bezdir. Mide, ince bağırsak, karaciğer bunlar da sindirimde görevli olan yapılar. Bunlar da karma bezdir. Ovaryum ve testis bunlar da eşey bezlerdir ve eşey bezlerimiz de karmadır arkadaşlar. Hipotalamustan başlarsak ara beyin içerisinde bulunur diye önceden bahsetmiştik. Salgıladıkları hücre hormonları RF, releasing factor diyoruz. Bu hormon ne yapıyor? Hipofiz bezinin ön lobundaki hormonların salgılanmasını kontrol etmiş oluyor. Hipotalamus RF'den başka ADH hormonu ve oksitosin dediğimiz hormonları da üretebilir arkadaşlar. Bu hormonları kendisi kana vermeyip akson ucuyla ne yapıyorlar? Hipofiz bezinin arka lobuna gönderiyorlar. Aksonlarla gönderip akson ucundan ne yapıyor? Bu bezin arka lobunda depoluyor. Hipofizin arka lobu da ne yapıyor? İhtiyaca göre kana salgılamış oluyor arkadaşlar. Hipofiz bezi ara beyin bölgesinde hipotalamusa bağlı olarak çalışan bir endokrin bezdir diyoruz. Salgıladığı hormonlar ile diğer endokrin bezlerin çalışması da kontrol eder. Ön ve arka olmak üzere iki lobdan oluşmaktadır diyoruz. Ön lobdaki hormonlarına baktığımızda büyüme hormonu STH var. 3 tane diğer bezleri ve yapıları uyaran hormonu var. TSH, ACDH, MSH. 3 tane de üreme ile ilgili olan hormonu vardır. FSH, LH, LTH. Evet arkadaşlar. Büyüme hormonuyla başladığımızda bir kere büyüme tüm vücut olarak gerçekleştiği için tüm vücut hücrelerimize etkeden bir hormondur diye söylüyoruz. Özellikle kemiklerin uzamasını sağlar ve büyüme olayının olabilmesi için biliyorsunuz ki protein sentezinin de hızlanması gerekmektedir. Gelişme döneminde az salgılanırsa cücelik, fazla salgılanırsa devlik görülüyor. Ergin bireylerde ise büyüme durduğu için fazla salgılanırsa eller, ayaklar ve yüzlerdeki bazı kemiklerde anormal büyümeler meydana geliyor. Buna da akromegali diyoruz arkadaşlar. 3 tane uyarıcı var demiştik. Onlardan bahsedersek TSH tiroid bezinin troksin hormonunu uyarıyor. ACTH böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyarıyor. Bu kabuk kısmında kortizol ve aldosteron hormonlarını kontrol ediyor. MSH ise derideki melanosit hücrelerini etkiliyor ve melanin pigmentlerinin üretilmesini sağlıyor. Böylece deride renk oluşumunu sağlamış oluyor arkadaşlar. Şimdi FSH'a baktığımızda
Folikül keseleri dişi üreme sisteminde bulunur diyoruz. Biliyorsunuz ki bu folikül keseleri içerisinde yumurta ana hücreleri vardır. İşte FSH ne yapıyor? Bu folikül hücrelerine etki ediyor. Keselerini uyarıyor. Folikül keseleri olgunlaşırken içerisinde bulunan yumurta ana hücresi de yumurtaya dönüşüyor. Yani biz bu olaya oogenez diyoruz. Ve sonuçta folikül hücreleri de olgunlaştığı için onlar da östrojen dediğimiz hormonu üretmeye başlıyor, salgılamaya başlıyor. Demek ki FSH folikülleri olgunlaştırıyor. Bu arada içerisindeki yumurta da oogenezini tamamlıyor. Olgun folikül hücreleri de östrojen hormonu üretir diyoruz arkadaşlar. Erkeklerde ne iş yapar dersek, o da testislere etki ediyor. Burada da sperm oluşumunu başlatıyor. Şimdi burada FSH dişilerde direkt oogenezi başlatıp bitirmesine rağmen erkeklerde spermatogenezi başlatıyor. Çünkü LH ile beraber LH da bitiriyor. Yani FSH ve LH spermatogenezin beraber etki etmiş oluyorlar. LH dişilerde ovulasyonu, yani yumurtanın folikül hücrelerinin içerisinden atılmasını sağlar. Ve bunun sonucunda ise kalan foliküller ne yapıyor? Corpus luteum dediğimiz sarı cisimciye dönüşmüş oluyor. Corpus luteum biliyorsunuz ki az miktarda östrojen, bol miktarda progesteron hormonlarının da üretilmesinde etkilidir arkadaşlar. Erkeklerde testislerin testosteron hormonunun salgılanmasını sağlıyor LH. Demin de söylemiştik, spermlerin oluşumunun tamamlanmasında etkili ve aynı zamanda olgunlaşmasında etkilidir diyoruz. LTH'a baktığımızda bunun diğer ismi prolaktindir. PRL diye de gösteriyor. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Bunlar da süt bezlerinin gelişmesine ve süt üretilmesine sağlıyor. Yani süt bezlerinde süt üretimini sağlar diye direkt aklınızda kalabilir. Corpus luteum devamlılığı sağlanıyor LTH ile. Çünkü corpus luteum biliyorsunuz progesteron üretiyor. Özellikle embriyonun uterusa tutunabilmesi için gerekli bir maddedir progesteron, hormondur. O yüzden bunun 9 ay boyunca devamlılığı gerekiyor. LTH bu işi yapmış oluyor. Erkeklerdeki görevi de bilinmemektedir arkadaşlar. Arka loba baktığımızda özellikle demiştik oksitosin ve ADH hormonları var demiştik. Ama bunları kendisi üretmiyordu. Hipofizin kendisi üretmiyordu. Hipotalamus tarafından üretiliyor demiştik. Ve nöronların aksonlarıyla ne yapıyordu? Hipofizin arka lobuna bu hormonları getiriyordu. Sonuçta sinir hücresi ürettiği için bu hormonlara nörohormon deniliyor. Bu şekilde aklınızda kalabilir arkadaşlar. Bu nedenle diyoruz, hipofizin arka lobunda hormon üretimi yoktur. Hipotalamusun hormonlarının salgılanması söz konusudur. Oksitosin, biliyorsunuz ki iki tane kasa etkide, bir uterus kası, iki meme kaslarını etkiliyor. Uterus kaslarını etkerek doğum olayını sağlıyor. Suni sancı olaylarında da yine oksitosin kullanılıyor arkadaşlar. İkinci etkisi demiştik meme kaslarını etkiliyor. Bu da sütün süt kanallarına aktarımını sağlıyor. Yani sütün dışarıya çıkmasını sağlıyor. Prolaktin sütün oluşumunu sağlıyordu. Oksitosin dışarıya çıkışını sağlamış oluyor arkadaşlar. Annelik iç güdüsünü de yine oksitosin kazandırıyor. Erkeklerde ve gebe olmayan dişilerde diyoruz, bu hormonun fonksiyonu yoktur. Erkeklerde gerek yok, böyle bu durum yok. Gebe olmayan dişilerde de yine gereksiz olmuş oluyor. O yüzden fonksiyonu yoktur diyoruz. ADH hormonu diğer bir ismiyle anti-diüretik hormon. Yani diüretik idrar oluşturan demek. Yani idrar oluşumunu azaltan demek. Sebebini söyleyeceğiz. Diğer bir ismi de vazopresindir arkadaşlar. Böbrek nefronlarını etki ediyor. Bunlar da suyun geri emilimini sağlıyor. Böylelikle kanın ozmotik basıncını suyla ayarlamış oluyor. Biliyorsunuz ki su kana fazla dönerse ozmotik basınç düşmüş olur. Az dönerse artmış olur. Demek ki kan ozmotik basıncımız artmışsa su emilimini arttıracak. Azalmışsa su emilimini azaltacak. Böylelikle kanın ozmotik basıncını ayarlamış olacak. Az salgılanması ile suyun geri emilimi azalır ve canlı çok fazla su kaybeder. Biliyorsunuz ki bu durum daha çok şeker hastalarında görülüyor. İlk önce öyle zannedilmiş fakat idrarında
glikoz görülmediği için buna şekersiz şeker hastalığı veya yalancı şeker hastalığı diye ifade edilmiş. Yani şeker hastalığıyla hiçbir alakası yok. Sadece su atım yönüyle şeker hastalarına benzemektedir arkadaşlar. Kan damarlarını büzerek kan basıncını da arttırır diyoruz. Yani bu hormonların diğer bir etkisi de budur. Evet, üçüncü bezimiz tiroid bezidir. Gırtlağın hemen altında soluk borusunun sağında ve solunda bulunan iki parçadan oluşmuş bir bez olduğunu biliyorsunuz. Guatr olmuş insanlarda biliyorsunuz o boğaz kısmı şişkinleşiyor. İşte bu tiroid bezinin şişmesine kaynaklanıyor. İki tane hormonu var. Tiroksin ve kalsitonin arkadaşlar. Tiroksinden başlıyoruz. Tüm vücut hücrelerini etkiliyor. Aynı STH hormonda olduğu gibi. Çünkü vücut metabolizma hızının düzenlenmesinde etkili. O zaman hücrelerin oksijeni solunum hızını ayarlamış oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı. İpofiz bezinin üretmiş olduğu TSH hormonu ile ne yapılıyor? Kontrol ediliyor arkadaşlar. Yapısında iyot minerali bulunur diyoruz. Tiroksinin yapısında. O yüzden iyot eksikliğinde tiroksin salgısı azalmış oluyor. O zaman tiroksin salgısını normal hale getirmek için tiroid bezi fazla çalışmış oluyor. Ve böylelikle tiroid bezlerimiz büyüyor. Buna biz basit guatr diyoruz. Guatr hastalığı diye geçiyor ama basit guatr. Yani ölümcül olmayan, iyi huylu dediğimiz. Bir de genetik olarak, anormal olarak tiroid bezi büyük olabilir. Kanser etkisiyle de olabilir. Çevresel faktörlerle de olabilir. Yani hormon salgısının azlığından değil de tiroid bezi direkt büyük olabilir. O zaman aşırı şekilde ne yapıyor? Bu sefer tiroksin üretir büyük olduğundan dolayı. Bu da kanda zehirlenmeye sebep olur. Bu da iç guatr dediğimiz zehirli guatr hastalığına sebep olmaktadır. İşte kötü huylu denilen guatr budur. O zaman şöyle bileceksiniz. İyi huylu denilen yani basit guatrda tiroksin salgısı azdır. Kötü huylu da yani iç guatrda tiroksin salgısı normalden fazladır arkadaşlar. Çocukluk döneminde diyoruz. Tiroksin salgısı az olursa kretinizm dediğimiz zeka geriliği ve büyümede yetersizlik dediğimiz rahatsızlık görülüyor. Yine tiroksin hormonu yetişkinlerde az salgılanırsa miksodema dediğimiz hastalık görülüyor arkadaşlar. Bu da metabolizmada yavaşlama, iştahsızlık, yorgunluk, şişmanlama, saç dökülmesi gibi olayları tetikliyor. Tiroksin hormonun yapısı amino asit olduğu da söylüyoruz. Bu müfredatta geçmiyor ama piyasadaki sorularda olduğu için bu yapılarla ilgili bazılarını veriyoruz arkadaşlar. Kalsitonin kandaki kalsiyum miktarını ayarlıyor. Nasıl ayarlıyor dersek kanda kalsiyum miktarı arttığı zaman ne yapıyor bunlar? Salgılanmaya başlıyor ve kandaki kalsiyumun fazlası ne yapıyor? Kemiklere geçmesini ve kemiklerde bu kalsiyumun depolanmasında etkilidir. Yani kandaki kalsiyumu azaltma yönüyle işlev yapıyor. Haliyle kandaki kalsiyumu azaltmaya yönelik hareket ettiğine göre böbreklerdeki kalsiyumun geri emilimini de azaltmaya çalışıyor. Yani böbreklerden emilimini azaltıyor. Böbrekte emilim azalınca o zaman idrarla atılan kalsiyum miktarı da artmış oluyor arkadaşlar. Paratiroid bezi, tiroid bezinde bulunan çok küçük 4 tane bezdir diyoruz. Hemen tiroid bezinin üzerinde 4 tane bez olarak geçiyor. Ve bunların bir tane hormonu vardır. O da parat hormonudur. Parat hormon kanda kalsiyum miktarı normal değerin altına düştüğünde devreye giriyor. İşte bunlar da kemikten kana ne yapıyorlar? Kalsiyum mineralinin geçişini sağlıyorlar. Bu yönüyle kalsitonin ile birbirine zıt çalışıyorlar. Yani antagonist etkiye sahiptirler. O zaman kandaki kalsiyumu arttırmaya yönelik çalıştığına göre bağırsaktan emilimini de arttırabilir. Veya böbreklerden kalsiyumun emilimini arttırarak da kandaki kalsiyumu arttırabilir arkadaşlar. Az salgılanırsa kemik ve kaslarda kalsiyum birikimi artıyor. Böylelikle kaslarda ağrılı kasılma dediğimiz tetani hastalığı görülüyor. Fazla salgılanırsa da bu sefer kanda kalsiyum fazla olduğu için böbreklerde böbrek taşı oluşumuna sebep olmaktadır arkadaşlar. Beşinci bezimiz böbrek üstü bezleri. Bunlar her iki böbreğimizin de üzerinde bulunan bezdir. Böbrekle hiçbir bağlantısı yoktur arkadaşlar. Sadece yeri böbreğin üstü olduğu için bu ismi almıştır. İki kısımdan oluşuyor. Kabuk, korteksten ve öz dediğimiz medulladan meydana gelmektedir. Kabuk kısmının kontrolünü ACTH'nin yaptığını demin ifade etmiştik.
hipofiz bezinin salgısıdır biliyorsunuz. Kabuktan salgılanan hormonlara bakıyoruz. Kortizol, aldosteron ve eşey hormonları 3 tane hormon. Özden salgılananlar ise adrenalin ve nöroadrenalindir. Nöroadrenalin ismi yabancı gelmemiştir. Nörotransmitter maddelerde de yer almaktadır biliyorsunuz. Kabuktan salgılanan hormonların steroid yapıda olduğunu söylüyoruz. Öz bölgesine salgılananların yapısı ise amino asit yapısındadır diyoruz arkadaşlar. Kortizola baktığımızda arkadaşlar karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması üzerinde etkilidir. Nasıl etki yapıyor dersek vücuttaki yağlar ve proteinlerin glikozlara dönüşmesini sağlamış oluyor. Yani kan şekerimizi arttıran bir hormondur. O zaman kan şekerimizi arttıran birinci hormon bu. Sırası geldikçe ikinci ve üçüncüyü de söyleyeceğiz. O zaman bu şeker fazlaysa karaciğerde glikojen şeklinde depoluyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kortizol ilaçları vardı. Bunlar alerji ve romatizma gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Bu ilaçlar ne yapıyor? Bağışıklık sistemimizi baskılıyorlar. Uzun süre kullanılırsa da aşırı kilo almamıza sebep oluyorlar arkadaşlar. Aldosteron böbrek üstü bezinin ikinci kabuk kısmındaki ikinci hormonumuzdur. Bu da özellikle sodyumun ve klor emilimini sağlıyor. Potasyumun da atılmasını sağlıyor diyoruz. O zaman bunlar da minerallerle kanın ozmotik basıncını ayarlıyor. Biliyorsunuz ADH suyla kan ozmotik basıncını ayarlıyordu. Bunlar da minerallerle kanın ozmotik basıncını ayarlar diyoruz. Az salgılanırsa deri tunç rengini alıyor. Buna Addison hastalığı diyoruz arkadaşlar. Ve üçüncü hormonumuz ise eşey hormonlarıdır. Kabuk kısmındaki üçüncü. Bunlar da eşey hormonlar deyince östrojen, progesteron ve testosteron biliyorsunuz az miktarda burada salgılanıyor. Aslında bunların sebebi dişi ve erkekte dengeleyici hormonlardır. Yani şimdi erkeklerde dişi üreme sistemi yoktur. Dişilerde de erkek üreme sistemi yoktur. O yüzden bu hormonlar dengeleyici olan bu hormonlar ne yapıyor? Böbrek üstü bezinin kabuğundan salgılanarak çapraz olarak ne yapmış oluyor? Dengelemiş oluyor. Yani dişilerde dişi üreme sisteminde ne yapıyor? Östrojen ve progesteron üretilir. Onlarda testosteron üretilmeyeceğine göre o sistemde o zaman böbrek üstü bezinin kabuğundaki testosteron ne yapıyor? Östrojeni dengelemiş oluyor. Dişilik hormonunu dengelemiş oluyor. Bunlar o zaman adrenal eşey hormonlar diye de adlandırılıyor. Yani adrenal bezlerden üretildiği için bu ismi almıştır arkadaşlar. Öz bölgesinde iki tane hormondan bahsediyoruz. Adrenalin diğer bir ismiyle epinefrin. Diğeri ise nöroadrenalin, nöroepinefrindir. Adrenalin kan şekerini arttıran ikinci hormonumuzdur. Kortizol 1 demiştik, adrenalin 2'dir. Korku ve heyecan hormonu olduğunu biliyoruz adrenalin. Karaciğerde glikojeni glikoza dönüşümünü sağlıyor ve kan şekerini arttırır diye demin de ifade ettik. Sindirim sistemini yavaşlatıyor, diğer tüm sistemleri hızlandıran bir etkidir. Hani sempatik sinirler gibi çalışıyor. Sadece sindirim sistemini yavaşlatıyor, diğer tüm sistemleri hızlandırıyor. Yani dolaşım hızlanıyor, solunum hızlanıyor, göz bebeklerimiz büyüyor, kıllar dikleşiyor, terleme, vücut ısımız artıyor. Bunlar adrenalin etkisi. Yani korktuğumuzda ve heyecanlandığımızda bu durumlar gözlemlenir arkadaşlar. Ve bize tokluk biner heyecanlandığımızda biliyorsunuz. O da sindirim sistemini yavaşlattığı içindir. Nöroadrenalin kan damarlarını büzerek kan basıncını arttırır diyoruz. Etkileri adrenaline benziyor aslında. Diğer kan şekerini arttırma falan yönüyle de söyleniyor. Birçok özelliği benziyor. Vücut ısısını arttırma falan söyleniyor. Ama bunlar çok teferruata girmiyorlar bu hormonda. Sadece kan damarlarını büzerek kan basıncını arttırır dememiz yeterli. Bir de sinirlerin akson ucundaki nörotransmitter maddelerde de görev alıyordu. Yani sinirde de görev alması yönüyle sorularda karşımıza geliyor. Altıncı salgı bezimiz arkadaşlar pankreastır. Midenin alt tarafında bulunan yaprak şeklinde karma bir bezdir. Bunu biliyorsunuz karma bez. Acinar veya acini diye söyleniyor. Acinar hücreleriyle Langerhans adacıkları olmak üzere iki kısımdan oluşuyorlar. Acinar hücrelerini sindirim sisteminde söyleyeceğiz. Pankreastan özellikle bikarbonat ve sindirim enzimlerini ürettiği için egzokrin bez gibi çalışıyor. Ama Langerhans adacıkları ise
insülin ve glikagon ürettiği için, hormon ürettiği için endokrin bez olarak çalışmış oluyor. Langerhans adacıklarının alfa hücrelerinden glikagon, beta hücrelerinden insülin hormonları üretilir. Bazen öğrencilerimiz diyor ki hocam ikisini birbirine karıştırıyorum hangisi hangisine üretilir diye. Şöyle yapıyoruz. Alfa sesli harfle başlıyor. Glikagon sessiz harfle başlıyor. Beta bak sessiz harfle başlıyor. İnsülin sesli harfle. O yüzden birbirine zıt olduğunu bilirseniz aklınızda o şekilde kalabilir. İnsüline bakıyoruz. Yani kan şekerini arttıran üçüncü hormonu da söyleyeceğiz birazdan. Üç tane hormon vardır ama kan şekerini düşüren tek hormon vardır. O yüzden insülinin az salgılanması şeker hastalığına sebep olmaktadır arkadaşlar. O zaman kanda glikoz miktarı arttığında yani yemek yediğimizde kan şekerimiz yükselir. O zaman pankreastan insülin salgısı artar ve böylece kandaki fazla glikozu ne yapacak? Karaciğer ve kaslara ne yapacak? Gönderecek. İhtiyaç varsa kullanır. Çok fazla gönderdiği için fazlası glikojen olarak depolanır. Bunlar aynı zamanda protein ve yağ sentezini de uyaran hormondur diye söylüyoruz. Hastalığında demin söylemiştik arkadaşlar. Ama şuna dikkat edin. Kanda glikoz miktarı artınca insülin salgılanıyor. Yani yükselen kan şekerini normale düşürmek için arkadaşlar. Bunlar düzenleyici sistemdir. Dikkat edelim. İnsülin eksikliğinde görülen hastalığın da iki tipi var. Yani diyabet hastalığı iki tip. Tip 1 ve tip 2 diye geçiyor. Tip 1 dediğimiz pankreasın insülin üretilmemesine kaynaklanıyor. Yani doğuştan şeker hastalığı. Hayatları boyunca insülin almak zorunda olan hastalardır. Kalıtsaldır ve genç yaşlarda ortaya çıkıyor. Tip 2 dediğimiz ise aslında insülin direncidir. Yani beslenmeye bağlı olarak bazı kimyasal sebepler, psikolojik sebepler olabilir. Bunlar ne yapıyorlar? Hücrelerdeki reseptörlerde bozukluğa sebep oluyorlar ve insüline tepki vermemeye sebep olmuş oluyor. Buna insülin direnci deniliyor ve böylelikle kan şekerini düşüremiyorlar. Bunlar düzeltilebilir. Yani sağlıklı beslenmeyle, yani kiloluysa kilo vererek, spor yaparak, bazı ilaçları, yani ilgili ilaçları kullanarak ne yapabiliyor? Normal yaşamlarını sürebilirler arkadaşlar. İkinci hormonu glikagondur. Glikagon kandaki glikoz miktarı azaldığında pankreastan üretiliyor ve kan şekerini normale yükseltiyor. Yani düşen kan şekerini normale yükselten hormondur. İnsülinle o zaman zıt çalışıyorlar, antagonist etki yapıyorlar. Bunlar da ne yapıyorlar? Karaciğerdeki glikojenin yıkımını sağlıyor ve glikoz salımını arttırıyor. Yani depolamış olduğumuz, karaciğerde depoladığımız glikojenlerin sindiriminde etkilidir diyoruz. Yağ dokulardan yağların yıkımını da aynı şekilde sağlıyor diyoruz arkadaşlar. Yalnız şunu söyleyeceğiz. Kan şekerimiz düştüğünde karaciğerdeki glikojenler kan şekerimizi arttırma yönünde etki eder. Kaslardaki glikojenleri kan şekerinin arttırımında kullanmayız arkadaşlar. Kas hücreleri kan şekerini düşürürken görev alır karaciğerle beraber ama kan şekerini arttırırken sadece karaciğer etki eder. Kaslar etkili değildir. Eşek bezleri diğer bir salgı bezimizdir. Endokrin sisteme ait. Dişilerde yumurtalık, erkeklerde testisler gonad olarak adlandırılıyor. Yani bunlara gonad deniyor. Eşek bezi demek. Bunların görevi nedir dersek gonadların? Üreme hücresi ve hormon salgılama. Yani üreme hücresini üretirler ve hormon salgılarlar diyoruz. Bunların hormonlarının steroid yapıda olduğunu vurgusunu da yapıyoruz. Onun için üreme hormonları steroid yapıdadır. İpofiz bezinden salgılanan FSH ve LH hormonlarıyla kontrol edildiğini söylüyoruz. Ve bu hormonlar östrojen, progesteron ve testosterondur. Östrojene baktığımızda arkadaşlar 4 yerden üretildiğinden bahsediyoruz. FSH etkisiyle folikül hücrelerinden, böbrek üstü bezinin kabuğundan, korpus luteumdan ve plasentadan üretilir diyoruz arkadaşlar. Bunlar ne iş yapar dersek uterüste hücre bölmesini arttırarak kalınlaşmasında etkilidir diyoruz. Dişilik hormonu olduğu için ikincil karakterlerin oluşmasında da etkilidir. Sesin incelmesi, sakal bıyık çıkmaması gibi arkadaşlar.
Progesterona baktığımızda bu da 3 yerden üretiliyor. Böbrek yüzü bezinin kabuğundan üretilir diye söylemiştik. Yine korpus luteum ve plasentadan da salgılanabiliyor arkadaşlar. Bunlar da hücre duvarının kalınlaştırılmasında ve burada kılcal damar sayısının arttırılmasında etkilidir ki embriyo bu duvarlara tutunabilsin ve beslenmesini sağlayabilsin arkadaşlar. İşte gebelikte az salgılanırsa düşük olay meydana gelir diyoruz. Üniversite sorusudur. Hangi hormonun az salgılanması düşük olayına sebep olmaktadır diye çıkmış soru. Testosteron erkeklik hormonu diye geçiyor. Diğer bir ismiyle androjendir. LH hormonu etkisiyle testisler içerisinde bulunan Leydig hücreleri tarafından üretildiğini biliyoruz. Bunlar FSH spermatogenezi başlatıyordu. O zaman testosteron bu spermatogenezin bitmesinde yani spermlerin oluşumunda kuyruklu yapı kazanmasında ve spermlerin olgunlaştırılmasında etkilidir diyoruz. Aynı zamanda erkek üreme sisteminde bulunan yardımcı bezlerden bahsedeceğiz. O bezlerin de gelişmesinde yine etkilidir diyoruz arkadaşlar. Sonuçta ikinci erkeklik karakterlerinin oluşmasında testosteron etkili, sesin kalınlaşması, sakal bıyık çıkması gibi olaylar arkadaşlar. Timus bezine baktığımızda timus bezleri göğüste akciğerler arasında yer aldığını söylüyoruz. Çocuklukta daha aktif bir bezdir. Yaş ilerledikçe küçülür ve aktivitesi azalır. Timus bezlerini timozin hormonunu ürettiğini söylüyoruz. Özellikle bu bağışıklık sisteminde rol alıyor. T lenfositlerin olgunlaşmasında görev alıyor. İşte çocuklarda bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasında en önemli faktör timus bezleridir arkadaşlar. Son olarak da epifiz bezinden bahsediyoruz. Epitalamus'ta bahsetmiştik hatırlarsanız. Epitalamus'ta bulunuyordu. Karanlık ortamda melatonin hormonunun salgılanmasında etkiliydi bu. Melatonin hormonu ise vücudumuzun biyolojik saatini düzenliyordu. Yani vücudumuzda var olan döngülerin kontrol edilmesinde etkilidir. İşte bu uyku düzenimiz de olabilir, menstrual döngü de olabilir arkadaşlar. Son olarak feedback olayından da kısaca bahsedersek, feedback geri beslenme, geri bildirim mekanizması olarak geçiyor. Olay şudur, hipofiz bezinin TSH etkisiyle tiroid bezini etki ediyordu, o da tiroksin üretiyordu ya. Tiroksin salgısı kanda artarsa ne yapıyor? TSH'ın salgısını azalttırıyor. Böylelikle tiroksin salgısını azaltmış oluyor. Eğer tiroksin azalmışsa TSH salgısını arttırmış oluyor. O zaman TSH ve tiroksin birbirine zıttır. Aynı şekilde ACTH ile de kortizol birbirine zıt çalışıyor. Böbrek üstü bezinin salgısıdır biliyorsunuz kortizol. Ve aynı şekilde de FSH ile de östrojen birbirine zıt çalışmaktadır. Antagonist çalışan hormonlar olarak geçmektedir. Bu da geri bildirim mekanizmasının çalışma prensibini anlatmaktadır arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.